Hep bir inzeyinden merhaba kaşığa bugün sebekte. Bendy Nightmare Run'a devam ediyoruz. En sonunda biliyorsunuz bizim sandık canavarını yenmiştik. Şimdi de ben biraz Nightmare modunda sürekli adam canlanıp durdu. Ve ben de ölüp durdum ona. Ve bu taksiye geldim. Akt 3'teyim. Ve bayağı taksi de ilginçmiş. Aa. Tekerlek atmaya başladı. Tamam, böyle yapalım. Lazer atıyor ya. Bayağı garip. Bir de bu kafasına göre de ışın fırlatıyor. Bizi eğer takip ediyorsa demek ki motor fırlatıyor. Tamam. Al. Direkt bağırdığı anda vurduk. Bu sandıktan daha kolaymış ya. Ama takip yeteneği güzel. Bundan sonra acaba daha fena bosslar geliyor mu? Hiç damage yemezsek eğer bonus kazanacağız. Ha, lazermiş. Bu ne? Şey olmadı. Diğer taraftan zannettim. Bir deneme atışı yaptım oldu. Tamam. Yalnız hiçbir canımız bile gitmedi. Bu efsane oldu. Bundan bayağı bir şeyler kasacağız gibi. Lazer ışını biraz da şu tarafta atar mısın? Hayır işte bunu orta yola atsan. Aa, canım gitti. Hiç damage yemeden bitir yapamayacağım. Ve sonlara yaklaşmıştık. Taksi şimdi çıldırdı. Ama saldırmadı. Laga mı girdi biraz önce bu alanda? Çünkü iki kere döndü. Ve gitti. Ve başarımı kazandık mı? Yok. Bu pek önemli değil. Ve İngiliz anahtarı. Sonraki direkt geçelim ya biz henüz. Ve yine bizim eleman geldi. Tamam. Biraz o alanda beklememiz lazım. Çünkü oraya ateş ediyor. Tamamdır. Bu bayağı bir kolay oluyor ya. Çünkü bu rastgele saldırıyor dayım. Bakın. Böyle yeniyoruz onu. Özel ışını nasıl gelsin yakalayacaktık. Tekerlek sallayınca tekerlek atacak anlamı. Tamam, anladık.
dakika oldu ya. Ama bir yere odaklanıyor sonra direkt ölüm anını yaşıyorlar. Ve bu boss da ölecek. Çok kolay. Sandık boss'u şöyle dokunaçlı geliyordu bize. Bu lazer ata ata geliyor tekerlekleriyle. Tamam, ona gördüğümüz her silahla karşılık verelim. Balta geldi, güzel. Tamam. Arada kurtulma yerleri koymuşlar. Keşke onu silah dışında da öldürebilsek ya. Tabi canavarla o hariç. Hayır. Gitti ödül. Bir bakacağız şimdi. Ödül verecek mi? Hiç demet yeme diyordu ama. Tamam. Gideceğimiz en muhtemel yerlere lazer atıyor. Evet, tekerleğin arasından biz kurtuluruz. Tamam. Bir can. Şimdi hop, double jump yapalım, gidelim. Ve yine çıldıracak. Tamam, sağın sonuna gitti. Ve bunu da yendik. Bir sürü sokakta kullanılan şeyler getirmişler. Bir sonraki bölüm bunu oynayacağız, sonra da bunu. Ve final aklımda. Extreme mod gelecek mi diyor acaba, yoksa direkt extreme modda mı oynayacak diyor. Kaç can olacak acaba? Kesin fazladır. Aynen, fazla geldi. Bizimki yarılama kaldı onunki de. Ama yine de hasar rahatlıkla veririz ona. Yalnız benim oyun biraz... Bunda fazla grafik yapmışlar, ondan biraz kasıyor, yoksa çok iyi dayanır. Böyle şeyleri. O yüzden arada yana kayamıyor. Grafikleri olmadı, ben bir düşüreceğim. Bir kontrol etmedim de pek ama. Tamam. Su kurmuştu bize. Tamam.
Bu hiçbir türlü ölmedi ya. Elimizde direkt bu var. Ve artık bir şey olmadı. Ve bu örse devam edeceğiz. Çünkü onun en güçlü silahı örs. Tamam. Bayağı bir toparlıyoruz yalnız. Demek yedik ya. Köşe atlayarak geçmemiz lazımdı. Böyle. Az ikili damage vermeyi başardık. Güçlüden zayıfa kadar yaptık. Alamadım. Bunu diğerini yapsaydın daha rahat olurdu işimiz. Bu maalesef hepsini kullanmak zorundayım çünkü bunlar uçuyor. Uçtuğu için de geriye doğru bir şeyler atmamız lazım. Ölsün diye. Acaba ne olacak öldüğünde filan? Yine kaçacağım mı? Bu sefer değişik son olmuştu. Sandık patronunda. İşte bu hareketleri düşmanlarımıza yapmıyor. İşte şimdi yaptı. Tamam. Bunu almam lazımdı çünkü son geriye iki canı kaldı. Ve son. Bozuldu iyice. Çarpacak zannediyordum ben bir yere. Kendi yolun ortasında bozuluverdi. Ve güzel bir tane şekil verdi. Bir şey geldi mi fazladan? Bu işçi kıyafet yaş tamirci. Bunun da Nightmare modu açıldı. Bir bakalım diğerini falan tutabilecek miyiz şimdi? Yok, ondan 9000 tane yapmamız lazım. Ben şunu almayı düşünüyorum ya. Acaba fazla özelliği ne? Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.